Hocam burada arka planını düzeltmek diyoruz ya, muhtemelen kökenleri çocukluğa Evet. dayanan bir süreçten Çocukluğa, bahsediyoruz. gençliğe Gençliğe, muhtemelen. evet, biraz daha erken dönemlere bağladığımız bir süreç. Şimdi o zaman şöyle bakacak olursak hocam, bizler hangi davranışları yaparsak anne baba olarak çocuklarımızın biraz daha küsmeye meyilli veya küsme huyu olan kişiler olmasına sebebiyet verebiliriz. Bunları yapmadan, yani bunları nasıl engel olalım? Çok güzel bir soru. Benim de tam anlatmayı düşündüğüm şeyin bir başka versiyonunu söylediniz. Ben şimdi diyelim ki bir kayınvalide var. Sürekli oğlundan kopamıyor. Kuşlar bile yavrularını yuvadan uçuruyor, anne uçuramıyor. Hele de eşi vefat etmişse, hele de eşiyle sağlıklı bir diyalog kuramamışsa ve oğluyla da işte ister istemez evin erkeği gibi oluyor büyük çocuk. Ekonomik destek veriyor, sosyal destek veriyor, özel olarak annesiyle ilgileniyor. Bu evlendiği zaman hanımefendinin yüreğinde kızılca kıyamet kopuyor. Rahmetli kayınvalidem de ben gelinliğimle beraber onların evinden çıktığımda millet gelin alır beni oğlumu verdim diye dizlerini dökerek ağlamış. Allah rahmet etsin. Yani annelerde böyle bir psikoloji olabiliyor. Ben onları anlıyorum. Onların anlaşılmaya ihtiyacı var. Ama şimdi bir, böyle yapanlar eş sevgisi görmemiş. Eşten ilgi görmemiş. Birlikte oturup da şöyle hanımefendi birisi diyor ki şöyle el ele gidenlere öyle imreniyorum ki diyor. Bir kere bile eşim elimi tutmamıştır. Hadi sokakta tutmadın, utandın, sokakta tutmadın. Ya yanımda elini bir omzuma koy, şöyle bir elini tut, şöyle bir yüzüme bak. Asla diyor. Asla böyle katı, sert, duvar gibi bir erkek diyor. Ya insan, biz kadınız, ruhumuz okşanmak istiyor böyle tatlı söz. Ne bileyim ben ya, bir muhabbet yok diyor yani. Bir muhabbet yok. Şimdi böyle bir hanımefendi bütün yatırımını oğluna yapıyor. Oğlu evden gidince sudan çıkmış balığa dönüyor. Bunu hazmedemiyor. Ne oluyor? Gelinle rekabete girişiyor. Geline bir şey alınıyor, alakasız bir şekilde kendini aldırıyor. Ben koskoca yaşlı olduğu halde gidip geline aldırılan takılardan bir tane büyük koca bir beşi birlik iri bir zincirle yaşlı şeyle yürüyor, bastonla yürüyor. Kendisini aldırdığını gördüm. İnsan psikolojisi bu. Yani olabiliyor demeye çalışıyorum. Evet. O yüzden damadın evine, oğlunun evine perdeler, tüller yenileniyor. Aynısını kendisine yaptırıyor. Gelin hanıma denk kıyafetler giydiriyor. Allah hepimizi korusun. Evet. Böyle bir afetten, böyle bir sıkıntıdan korusun. Çok Yani bu sıkıntılı bir durum hakikaten. gerçekten yardıma muhtaç olma durumu yani. Gerçekten psikolojik desteğe ihtiyacı var. Şimdi bu hanımefendi ailesinden de onay görmemiş, sevgi görmemiş, sevilerek büyütülmemiş. Önceden çok şiddet varmış. Önceden çok adam yerine konmama varmış. Gerçekten adam yerine konmamışlar. Böyle ortaya konan yemekten karnını doyurabiliyorsan ne ala, kim sana seni seviyorum diyecek. Nerede o bolluk? Kim kaybetmiş ki sen bulasın diye bir söz var ya, aynen öyle. Yoğun kırıklıklar, yoksunluklar, yoksulluklar, yok sayılmalar içerisinde ayakta kalma mücadelesi vermişler. Şimdi onun oğlu gelinine seni seviyorum canım hediyeler falan anlayamıyor. Şoka giriyor. Ya nasıl olabilir? Ne gerek var diyor. Çünkü öyle gördü. Onu hoş görmek lazım. Kayınvalideleri hoş görün. Öyle gördüler. Başka türlü davranamıyorlar. Evet kötü davranıyorlar. Evet yanlış davranıyorlar. Ama bunun yanında ben iyi bir kayınvalide olmak için çok dua ediyorum. Çok çaba sarf ediyorum. Allah'ım ne olur damatlarımın ve gelin kızlarımın annesinden gördüklerinden daha iyisini ben vermek istiyorum. Allah'ım sen bana yardım et. Annelerinden daha gönüllü bir anne olayım diye ben çok dua ediyorum. Ne diyecektim ben? Evet. Evlatlarımızın gelinlerine, Onlar eşlerine, görmedi diyorduk. Evet. anne gibi davranmaya gelinlerin ihtiyaçları var ama bana ki evlat gibi davranılmadı. Ben bunu öğrenemedim. O yüzden de gençler hoş görün. Doğru değil ama hoş görün. Çatışmayın, onun gönlünü yapmaya çalışın.
idare etmeye çalışın, alttan almaya çalışın. Siz gençsiniz, daha sabırlı davranabilirsiniz ama onlar krize girdikleri zaman kolay çıkamıyorlar. Ve oğullarının aldıklarını kabullenemiyorlar, gelin hanımın azlamalarını kabullenemiyorlar. Mesela hanımefendinin birisi diyor ki, Salih Hanım, başım o kadar ağrıyor diyor ki, odaya girdim yattım diyor. Eşim gelecekti, böyle bir konuşacağız, rahatlayacağım diye bekliyorum. Kayınvalidem demiş ki, önemli değil, bir şey yok, kadınların öyle arada baş ağrıyor. Eşim geldi ya, önemli değilmiş, canını sıkma dedi bana diyor. Oysa ben, ay öyle mi, geçmiş olsun demesine ihtiyacım var, ihtiyacım vardı. Ona bir nazlanasın vardı, yeni evliyiz ya diyor, birkaç haftalık. Kayınvalidem eşime normal demiş, o da geldi beni nazlamadı, böyle bir bozuldum diyor. Yani ne gerek var? Ne gerek var buna? Ama anlamamız gerekiyor. Sağlıklı düşünene anlamak düşer. Sağlıklı psikolojisi olana psikolojileri düzeltmek düşer. Sağlıklı davranmayı öğrenebilmiş birisine diğerlerinin de davranışlarını sağlıklı hale getirebilmek için doğru bir yaklaşım düşer. Çok güzel bir söz var ya, İlk uyanan uyandırmalı. Şu an dedi. İçimden onu tekrarlıyorum. Heh. Siz hep bunu söylüyorsunuz ya. Evet. Artık benim uyanan... zihnime yer edindi hakikaten. Heh. Allah razı olsun. İlk uyanan Çünkü uyandırsın. Akıl sahipleri sorumludur. Ben sorumlu olmak isterim. Akıl sahibi olmak isterim. Dolayısıyla aklım üstün olmuşsa eğer, Allah'ıma şükürler olsun, gelişmişse, o zaman derim ki evet, ben yardım edebilirim. Yardım edilecek durumda olmaktan, hani yanlış davranarak birilerinin bana yardım etmesindense, ben birilerine yardımcı olmayı tercih ederim. Ama ben hiç o konuma düşmem diyemem. Bıçağın sırtındayım ben. Herkesten daha çok bıçağın sırtındayım. Bir bakarsınız ki hiç benden beklenmedik, acayip şeyler yapabilirim. Allah korusun. Evet. Her birimizi Allah korusun. Dolayısıyla bizim anneyken çocuklarımızın küsen bir alışkanlığa sahip olmaması için yapmamız gerekenleri biz kayınvalidemizin ya da annemizin gördüğünü düşündüğümüzde, böyle bir küsme alışkanlığı olduğunda, kırılma alışkanlığı olduğunda onlara yardım etme odaklı yaklaşmalıyız. Sırf bunun için onun haberi olmadan psikolojik destek almalıyız. Kayınvalidem şöyle bir insan, ona nasıl yardımcı olabilirim? Şöyle şöyle diyor, biz eşimle gittiğimiz zaman şöyle davranıyor. Mesela bazı, Allah onlardan razı olsun, kayınvalideler var. Eşinin yanında, yani oğlunun yanında, gelini Allah'ım yağ yatıracak, bala batıracak sanki, öyle iyi davranıyor. O gittiği zaman canına okuyor. Annem bana şöyle dedi dediği zaman eşine, ya Allah'tan kork, annem senin için ölüyor ya diyor. Doğru. Ama onun yanında. Oo, çok tehlikeli. Kesinlikle. Ya. Yani Allah'ım sen, evet, aklımızı koru. Hakikaten. Sağlıklı davrandır yani, her türlü davranış. Asla inandıramazsınız. İnan, kim inandıracaksın? Kim inandıracaksın yani? Allah yardım Allah etsin. Allah diyelim. Sağlıklı davranmayı, evet, nasip etsin. Şimdi sorunuza gelelim. Bir, çocuklukta küsme olabilir. Küsen bir çocuğa anne diyecek ki, yavrucuğum herhalde bana kırıldın. Evet, sana kırıldım. Hangi sözüm seni kırdı? Şu sözüne ben üzüldüm. Peki ne hissettin? Şöyle şöyle hissettim. Peki öyle hissettiğin zaman benim nasıl davranmama ihtiyaç hissederdin? Nasıl davranırsam senin gönlünü almış olurdum. Şöyle şöyle davranmalıydın. Sana çok teşekkür ediyorum bana yardımcı olduğun için. Çünkü senin duygularını nasıl düzeltebileceğimi ben anlayamayabilirim. Peki ben sana şunu sorayım. Odana gittin, hani konuşmadın ya, ben o zaman kilitlendim. Sana ulaşamadım. Sen kapıyı kapattığında, kapıyı kilitlediğinde ben sen üzüldün diye üzüldüm. Acaba oğluma nasıl yardımcı olabilirdim dedim. Bir daha benim seni üzen davranışlarım olursa benimle konuşmayı seçebilir misin? Mesela bana açıkça söyle, şu sözün beni incitiyor de, şu sözüne gücendim de, şu sözün beni kırdı de, hemen telafi edeyim. Evet. Çünkü yavrucuğum sen böyle küstüğün zaman ortaya kocaman bir duvar örmüş oluyorsun, iletişim kopuyor. İletişim koptuğu zaman sen de zarar görürsün, ben de zarar görürüm. Ben seni zarar görmeni de istemem, kendim zarar görmek de istemem. Çünkü ben şu anda bu davranışımı bir daha yapmayacağım ama ben insanım, sana başka üzülebileceğin davranışlar da gösterebilirim istemeden, farkında olmadan. O zaman senden istirham ediyorum. Sen bana de ki, ben şu davranışına gücendim, öfkelenebilirsin, kızabilirsin ama küsüp kapıyı kapatmaman yerine bana gerekirse
bunu açıkça kızgın bir şekilde söylemeni tercih ederim. Peki şöyle bir senaryo derse anne, ne küsmesi canım? Bununla küsmek mi olurmuş? Şey, anne babaya küsülmez, öyle şey olmaz. İşte gel konuşacağız falan. Mesela böyle tepkiler verirse bir anne veya baba çocuğuna, o zaman o çocuk o küsme davranışını sürekler mi? Yani daimi mi olur davranış? Sürekli o davranışla karşı karşıya kalabilir mi ebeveynler bu sefer? Büyük bir ihtimalle olur. Çünkü anne çocuğun duygularını anlamamıştır. Hı hı. O tabloyu okumamıştır. Değerli hanımefendi, Allah'ın bana lütfettiği bir cümle var. Yaşadıklarından öğrenemeyenin öğrenebileceği başka bir okul yoktur. Evet. Çocuğunun küsmesinden bir ders çıkaramıyor. Çocuğunun kırıldığını, ne kadar kırıldığını anlamaya çaba sarf etmiyor. Evet. Küslüğü eleştiriyor. Küsen çocuğunu dışlıyor ya da onu eleştirerek anlamadığını ifade ediyor, duygularını anlamıyor, davranışını anlamıyor, çocuğu anlamıyor. Çocuk o zaman içe dönüyor. Küsmese bile, annesine mesela tepkisi yüksek oldu, nasıl küsersin sen dedi falan. Küsmüyor ama içten un ufak oluyor, kırılıyor. Küsme de bir noktada anne babanın ne kadar ağır ve çocuğun kaldıramayacağı bir şey yaptığını anlaması için iyi bir şey. Doğru ve normal bir şey olduğunu düşünmüyorum ama çok kırılan bir çocuk küstüğü zaman anne baba belki anlar. Evet. Hani çocuk bunun için küssün de demiyorum ama varsa böyle bir olay, bir durum. Çocuk küstü, derhal anne babanın çocuğumuz küstü, biz buradan nasıl bir ders çıkaracağız? Çocuğumuzu bir daha küstürmemek için ne yapacağız? Bu küslük davranışının çocuğumuzda yerleşmemesi için ne yapacağız? Ve değerli hanımefendi, asıl küslüğün arkasında beni anlamadın. Benim ihtiyacımı gidermedin. Sana söylediğim şeyi yerine getirmedin. Beni yok saydın, beni değersizleştirdin mesajı var. Ve bunun arkasında da yoğun bir duygusal yoksunluk var. Yoğun bir duygusal yoksunluk. Ben 6 çocuk büyüttüm, daha hiçbirisiyle biz küsmedik. Kızdı, oğlum avaz avaz bağırdı, ev dolusu bağırdı. Eşimle aralıkta inşallah 40 yıl olacağız, biz bir kere bile küsmedik. Kırılmadım mı kırıldım, ağlamadım mı ağladım. O kırılmadı mı kırıldı, üzüldük, konuştuk ama küsmek hiç aklım, hiç küsmedik. Hiç aklımıza gel ama kırıldık. Evet. Ama konuştuk. Asla hani yatak ayırma, ondan sonra yatak ayırmakla cezalandırma, gelmeme, gitmeme, konuşmama hiç olmadı. Aklımıza gelmedi. Böyle bir şey gündemimizde yok bizim. Peki o konuşmama aralığı mesela olayları büyütmemek veya daha da sarpa sarmamak için çiftler birbirlerinden biraz uzak duruyorsa, konuşmuyorsa onu da küslük olarak isimlendiriyor muyuz yoksa onun farklı bir tanımlaması var mı? Bu da çok güzel bir soru, teşekkür ederim. O esnada beyefendi bir şey sorduğunda hanımefendi cevap veriyorsa küslük değildir. Cevap vermeyip sırtını dönüp uzaklaşıp gidip yok sayıyorsa küslüktür. Ya, tamamen iletişim kesmek, evet, yani. İletişimi kesmek, senin artık cümlelerinde sözlerinde bana ulaşmıyor. Bana bulaşma demektir. Bana ulaşma demektir. Benden uzak dur demektir. Bu kötü bir şey. Evet. Kötü bir şey. Ömür boyu yüz yüze bakacak iki insanın karşısındakini yok sayarak sen bana bunu yaptın ya artık bana bir şey deme. Bir süre benden uzak dur. Gözüme görünme mesajıdır. Allah bize küsseydi ne olurdu halimiz? Allah'ı küstürecek, Allah korusun, Rabbimiz bizi, her birimizi korusun, Rabbimizin gazabını üstümüze çekecek, özür dilerim, ne şımarıklıklarımız, ne haddini aşmışlıklarımız, ne alakasız cümlelerimiz, tavırlarımız, neler oluyor da Rabbimiz bize küsmüyor ya. Evet. Burada bir virgül koyalım ve bazı durumlarda acaba küsmek gerekli olabilir mi? Çok uç örneklerde diyelim. Peki bakalım. Bunun da cevabını geldikten sonra i̇nşallah, alalım inşallah. İnşallah. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın.